Evet, Erzurum Palandöken dağlarında. Şu anda vadideyiz, bir vadi aşağımıza düşür şu şekilde. Biz ta zirvelere çıkmışız böyle. Erzurum merkez ta o aşağılardan gözüküyor. Biz buralardayız böyle. Buralar yani Palandöken zirveleri böyle. Çok güzel yeşillikler. Çok güzel aşırı derece. Bakın baksanıza. Muazzam. Papatya, ondan sonra mantar, kekik. Toplamaya çık bu mantar, bu kekik. Çok güzel şeyler var böyle. İnsan kendini tutamıyor. Yani şey yapamıyor harbiden ya. Buranın papatyaları, yeşilliği apayrı güzel. Harbiden de bu yıl baktığımızda yani gerçekten muazzam bir yeşillik, muazzam bir güzellikler var. Faruk hocamız bak burada oturmuş. Faruk hoca. Ya insan hiç eve gitmek istemiyor ya. Vallahi de billahi ya. Muazzam güzellikler ya. Baksana ya. Şöyle fotoğraflar da alalım böyle. Allah'ın güzellikleri ya. Ben bir yıl daha gençleştim gibi ya. Çekiyorum Faruk Hoca. Benim sayemde sen de gençliğin hep kamera karşısını geçiyor. Harbiden çok güzel Faruk Hoca ya. Kamar harbiden güzel ya. Dedim burası neresi Faruk Hoca ya? Adam diyor da yok, mata burada yok da ya. Şu yukarısı diyor ama. Şunun arkasına diyor da kim oraya gidecek? Yok az. Bizim şey en iyisi burası. Aynen. Çok muazzam yerler ya. Şöyle buralardan yukarıya çıkalım böyle. Sanki buralar İsveç, Norveç gibi Ömer abi ya. Aynen. Vallahi ya. Yani kendimi Norveç ülkelerinden görüyorum ya. Burada paraşütlerle çıkacaksın var ya, çok güzel olur aslında. Dehşet ne kelime ya. Norveç gibi. Yani buraların papatyaları bile çok büyük. Bu yavaşlarda olmaz Ömer abi ya. Mantar yamaçlarda pek bulunmaz ya. Erzurum, Erzurum. Maşallah. Hadi. Şu an için. Ay ay. Vadiye geldik. Bu şekilde bir vadi. Şimdi biz aşağı ineceğiz. Büyük ihtimalle buralarda mantar falan da vardır. Bakacağız artık. Yavaş yavaş bu vadiden inelim böyle. Bu kadar papatya doldurduk böyle.
Evina dilimin Cavraşa hazalamın Elbeten abim Bir drone'umuz olacak böyle çekeceksin böyle dağları şeyleri falan. Baksana böyle çok güzel bir vadi. İnsanı kendine mesettiriyor ya. Subhanallah dedirtiyor. Kuş sesi, çiçeklerin sesi bile ne bileyim. Muazzam. Hamdolsun Allah ya. Subhanallah. Elhamdülillah ya Rabbil Alemin. Evet, güzel papatyalarımız. Şöyle bir yüzünüzü gönderin böyle. Faruk Hoca harbiden çok güzel bir video çekiyoruz var yani. Aşırı derecede güzel ha. Papatya mı? Papatya'na şeyde. Aynen. Hani bir gel bakalım buraya. Şimdi şöyle seni bir dikelim böyle. Şöyle de odaklaştıralım böyle. Hazır mıyız? Tamam. Sıkı sıkı tutalım böyle. Bakalım. Dur Faruk. Ve şey sen bir tane fotoğraf çek. Yani kal biraz kaldır. Kal bir hafiften biraz daha. Uzaklaştırayım böyle. Üf. Bir başını kafana girsin. Çok güzel. Güzel çıktı mı? Üf. Güzel ne kelime Faruk Hoca. Şimdi güzel demek hakaret etmiş oluruz. Bakalım. Biz bir yıla yakın. Bir yıl içerisinde Erzurum'a gidecek miyiz gitmeyecek miyiz? Bence de. Aynen. Ben gideceğim. Faruk Hoca gidecek. Gitmeyeceğiz. Faruk Hoca gidecek. Ben gideceğim. Gitmeyeceğiz. Faruk Hoca gidecek. Ben gideceğim. Gitmeyeceğiz. Faruk Hoca gidecek. Ben gitmeyeceğim. Ben gideceğim. Faruk Hoca gitmeyecek. İkimiz de gitmeyeceğiz. Faruk Hoca gidecek. Ben gitmeyeceğim. Hep ikimiz de gitmeyeceğiz. Ben gideceğim. Faruk Hoca gidecek. İkimiz de gitmeyeceğiz. İkimiz de gitmeyeceğiz. Sen bir mahvettin. İkimiz de gitmiyoruz Faruk Hoca. Bir yıl içerisinde demek ki ikimiz de gitmiyoruz. Tek tek değil bakayım. Sana şu şekilde kaldı. Ya böyle Faruk Hoca çok hem telefonun şu üzerini çok beğendim ben ya. Uzaklaştırıyorsun tamam mı? Böyle videoda bile. Bak çok güzel bir görüntü. Çok güzel. Çok hoş, çok nadide, çok güzide. Şöyle tam odaklaştıralım. Odaklandır. Böyle bir görüntüyü bir yerden göremezsiniz ha. Tabii canım. Şimdi ben bu papatya gidip içeceğim böyle. Kusura bakma papatya. Tık 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 tık. Sen çok yakında da odaklandırıyor bile çok güzel oluyor. Harbiden çok güzel ha. Papatyalar. Hamdur. Papatya papatya. Vadiler vadiler. Sarı çiçekler. Güzel benekler. Papatyalar. Birden de çok güzel bir vadi böyle ya. Çiçeklerle sanki hiç hayvan gelmiyor buralar ya. Papatyalar. Şöyle bir koparayım. Şimdi bu burayı boşalttık. Bunu tamam artık çantamıza koyabiliriz. Bu papatyalarımızı. Ama önce ağzını kapatalım bile. Ağzını kapattık. Çantamızı doldurduk. Tabii tek olduğum için bile şey yapıyoruz. Kapatalım kapatalım. Çantamıza koyduk. Poşet boşaldı. Şimdi onu da bir şey yapacağız. Mantarlar. Mantarımızı sırtımıza. Kekimizi sırtımıza koyduk. Şimdi papatyayı da koyduk.
papatya toplamaya devam. Karakoç çok şeyden topluyorsun, uzun topluyorsun öyle ha. Koptuğunu da sokup alıyorum da. Bunu iyi, bunu kendine koyarsın ya, ne olur şu an. Poşetimiz hemen doluyor. Yani? Da mantar için. Faruk Hoca bir gelsene buraya. Hele bir gel. He? Hele bir gel gel. Ya sana bir görüntü göstereyim öyle. Hangi sen? Bu vadiyi çektin mi? Çektim. Hele gel bir kendi telefonun kamerasına bak böyle. Belki beğeneceksin. Yani. Dehşetmişim maşallah. Şöyle bir de yukarı çek şöyle. Şu şekilde bak. Şu yamacı. Herhalde evine herhalde. Gel aşağı bir bak. Aha. Şey gibi, İsveç, Norveç gibi. Cam gibi ya. Harbinin arka kamerası çok güzel. Aynen. Sen, çek çek çek. Sen hemen bana bir tane iste. Ellememiş topraklar gibi ya. Kutsal topraklar gibi. Parfüm kokuyor adeta ya. Parfüm kokuyor, parfüm kokuyor. De mantarımız da yeterli. Biraz keyif alalım. Ya başa ben de. Hani çok nedir? Bakın. Yarın sabahı kahvaltı istese yeter. Tabi fazla bile ya. Çanta da var. Elinde 3-4 tane daha var. Ve hepsi büyük ve iri güzeldir. Fazla da bize yeter ama. Aynen. Elveda sevgili vadi, sevgili vadi, elveda, elveda. Tabii bir de hani şeydir ya, tam mevsimi böyle daha yeni yeni, yani tap taze böyle, canlı. Bırak izle, bırak birle, bırak birle, bırak izle. Mevsime boşuna gud ya. Tap taze. Hoca artık bundan sonra biz dağlara çıktığımızda ya aslında benim kameraman olmam gerekir. Güzel. Şey yapalım. Benim abim yengem evlendiğinde onların kameraları hiç güzel olmamıştı, düğün videoları falan. Benim çektiklerim çok güzel olmuştu. Dedim onu, ona vereceğim parayı bana verseydin, ben kendi telefonumla bile çok güzel şey yapardım dedi. Tabii canım. Şu yabani ağaçlar nedir? Hemen dar ettir diye bana. Dar ettir mi ama? Ne, da ben mesela örnek mi? Bu, böyle bir yana gidelim böyle ya. Ağaçlar böyle toprak erozyonunu falan önlendiği için böyle çok güzel oluyor. Çok güzel yemyeşil böyle büyümüşler. Bir de biraz daha yakın olduğu için böyle şu tarafta rüzgara falan erozyona da pek vuramıyorlar. Mesela karşı alan daha çok rüzgar şey yapıyor. Ama bu taraf değil. Çok güzel böyle bir alan. Dengemen ortaya ka, rengemen ortaya ka. Şuradan gittik ta o tepeye, şu sırta, oradan geldik şu vadiye, vadiden şu ağaçlara, oradan buraya, buradan şu
ağacın olduğu yerlere gideceğiz, o çeşmede suyumuzu içeceğiz ve ondan sonra yavaş yavaş eve doğru gideceğiz. Gün bitti çünkü birazdan ezan okunacak, ikindi ezanı. Saat 1'den beri şey aktif, 4 saattir şey diyeceğim, hiç yorulmadan şey yapmadan gidip geliyoruz. Yani dağdır böyle, engelidir. Su içtiğimiz başlangıç noktamıza geldik böyle. Abi, sinekler bizi kovalıyor böyle. Daha vidonlarımızı da dolduralım. Evet, yerimize geldik. Çeşmemize geldik. Selam çeşmecik. Selam Osmancık ha. Hadi merak abi yok. Böyle soğuk buz gibi adam. Elveda çeşme, elveda dağlar. Biz yavaş yavaş gidiyoruz çünkü yolcu yoluna gerek. Faruk Hoca gidiyor. Hiç bugün dağlarda şeylerde hiç hayvanlara rast gelmedik. Yani koskocaman bu bütün araziler böyle bomboş. Hiç kimse yok. Şöyle buralara bakalım. Burası mantarların olabileceği en uygun alanlardan bir tanesidir böyle. Buraya kimseler de gelmemiş gibi gözüküyor. Bakalım şeyler var mı? Takat şadi demen abi. Şedid. Hayret ettim ya. Dedim hayret ettim. Normalde buralarda olması gerekir ya. Ama yoklar. Sonra kadar güzel gözüküyor. Yalnız koşuyor, direkt koşuyor. Bu tarafa yapıyor. İsveç, Norveç değil ha. Burası Erzurum.
kaç tane? Kuvvet etsin mi abi? Nasıl döndü? Kuvvet etsin. Nereye döndü? 2, 4, 6. Bu 7. Mantalarımız. Kimse gidiyor. Tertemiz etti. Hı? Tertemiz. Halos. Ne? Yekemez mi? Bak hadi. Çok güzel. Bitti. Ne yapsa bize? İşte günün bu kadar mantar topladık. Mahsulü. Aynı mahsulü bu kadar. Mantar topladık. Rabbimiz bize hediye ettikleri. Aynı. Bugünkü rızkımıza. Nasip ettikleri. Bakalım yemeksiz nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Bildin mi bereket geldin sana? Onu Rabbim bilir. Bereket yapar. Subhanallah. Subhanallah. Oh, çok hoş da böyle ha. Lütfen şöyle çekin bir fotoğraf çekin bir fotoğraf. Çek hiç, seni de çektim böyle. Sen deka karşı geç öyle, dur ben karşıya geçeyim. Ben çekme, geçeyim. Ha, benim çekeceğim. Seni de çekeyim lan. Sen şeye girmiyorsun ya. Kareye giremiyorsun ya. Çekiliyor zaten. O değil iki kameranın da çekiyorum var ya. Lan tam kameracıymışım ha. Vallahi çok güzel ya. Bir de dağlara çıkalım öyle değil mi ya? İsveç, Norveç dağlarını da çekelim böyle. Çok güzel. Şuna koysak değil mi? Sen ona koy. Çünkü bunda ezilmez. Ezilmez. Şu an şu görüntü izlediğiniz an şu anda elimde iki tane kamera var. Biri Redmi 12 Pro 156 GB'lik. Bir diğeri de A31 2020 model 128 GB kamerayla çekiyoruz böyle. Şu elim var mı? Şu A31, şu Redmi 12 Pro.
akşam bunları bol bol tüketeceğiz. Yarın sabah güzel bir kahvaltıda gider yani. Değil mi? Aynen öyle. Güzel bir kahvaltı yapacağız inşallah. Rabbim nasip ederse tabii. Aynen öyle bir şey. Rabbim nasip etmeden olmaz zaten. Bu da içerisi böyle. Çok hoş, güzel. İçeriye sahip. Tabii aynı zamanda kekik topladık, papatyalar topladık. Ayakkabılarımız burada. Namazımızı da kıldık, ikinci namazımızı. Erzurum aşağılarda tamam, düşüyor. Rabbim ikinci namazda bize nasip etsin. Tabii şükretmek gerekir, tefekkür etmek gerekir. Ya Rabbim ya nasip etmese ne yapacağız yani, ne yapacağız? Bir şey yapamazsın. Ne yapabiliriz ki yani? O biz lütfetti, bize namazı nasip etti. Daha ne yapacağız yani? Aynen. Mesela bizden bir şey yok yani. Rabbimin lütfunda yani. Aynen öyle. Namaz kılanlar ibadetlerine kesinlikle övülmesin. Çünkü Allah'ın lütfettiği için. Nasip ediyor onlara yani. Nasip etmesen ne yapacaklar? O da onun nasibi yani. Biz kendimize mal edersek vay evet, halimize zaten. Rabbim nasip etmese biz kılamayız ya. Aynen öyle. Şunu atalım ya. Ayva. Barış ya uç ya. Ya bu çiğe. Hoş kar ya. Daha güzeldir ya. Taptazedir o. Hadi. Evet. Dağın zirvesine geldik böyle. Yine iki kamerayla çekiyorum. Vadide böyle derenin sesi çok güzel geliyor. Şu zirveden yavaş yavaş gidelim diyeceğim ama telefonlar böyle iki kamerayı da tutmak harbiden zor böyle ama ikisini şu anda güzel çekiyorum. Aşağıda Faruk Hoca. Şurada da böyle doğal şeyler var. Doğal ağaçlar var böyle. Faruk Hoca oralara bak. Mantar olmaları gerekir ha. Zore. Şu vadilere bakabilir misin böyle? Muazzam görüntüler ya. Şimdi iki burası tamamen şeydir. Yabani ağaçlar böyle. Ben bir ara bunların içine dalmıştım böyle. Çok böyle hani farklı bir durum söz konusu. Burada bir tane drone olacaktı aslında. İnsan şey yapacaktı böyle, çekecekti çok güzel. Baksın onların işlerine falan. Burada pek hayvan göremedik bu yıl. Hayvan sayısına düşüş olduğunu zaten görmüştük kendimizle hayvancılıkla uğraştığımız için. Ama harbiden de hani hiç yani dağlarda, bayırlarda hiç hayvanlara rast gelmedik. Ne inek, ne büyükbaş, ne küçükbaş. Yani tamamen sanki hiç ne insan eli, ne hayvan eli değmeyen yerler gibi duruyor. Buralar mantar yeri aslında. Epey mantarımız var tabi de. Yine de rast gelsek niye diyelim. Dağlar artık gerimize kalıyor böyle. Biz artık yavaş yavaş yolcu yolunda gerek dercesine
yolumuzun yordamını alıyoruz. Tiru na han jerbum na shiru na shash darbum behna guli es pishtim behna guli es pishtim na shiru. Bu kadar yeterli herhalde. Çok güzel, hayatımıza çok güzel bir gün kattık, bir hafta sonu. Rabbim nicelerini yaşayabilmeyi nasip etsin. Nice güzel, mutlu, hayırlı günlere diliyorum. Allah'a emanet, selamete kal inşallah.